İnsan ne görürse onu yapıyor. Ben de insanlar benden büyükleri gördüm. Balık tutuyorlar, ben tuttum. İşte tavşan, kekli avlarına gittiler. Sonra ben de alıp yapmaya başladım. Tam bir katliamcı olmaya başladım. Bir dur diyen de yok. Aslında yanlış olduğunu bilen hiç yok. Şu dağlarda Çengel Boynuzlu Dağ keçisi var. Gözü göze geldim. Bir keçi, bir teke var. Teke sağaya öyle kar biraz eşti, eşti şöyle. Eştikten sonra bana bakıyor. Ya benim üstümden aşıp gidecek, üstü kaya, ya girgülenecek. Hayvanın şansı yok. Çevirdim buna tüfeği. Ama kıyamıyorum. O kadar güzel ki şuralarında bir beyaz çizgi vardır. Ya bir baktım, yere bir su damlası düştüğünü gördüm. Ya bu ne dedim ya? Hayal mi görüyorum? Şok oldum. Havaya bakıyorum, yağmur yok. Berrak güneşli ama soğuk bir hava. Ya bir baktım ki çaresiz kaldı. Yani şunu hissettim. Çaresiz kalan insan ve canlı yalvarır. Bir annenin, söyleyeyim sana, çocuğunu kurtarmak için düşmanı daha yalvarır. Ağladığını görünce, ya dedim, ne yapıyorsun dedim. Şu yeryüzünün en cahil insanı benim dedim ya. Bizim avcılık serüveni orada bitmiş oldu. Sonra doğadaki canlıları korumaya başlıyoruz. Benim ismim Bülent Erkan. Erzurum, İspir, Yedigöl, eskiden köyü mahallesinde yaşıyorum. Sürekli dağlarda yaşadığım için dağların oğlu olarak tanıyorlar. Benim hedefim doğayla bütünleşmek. Yani doğanın bir parçası. Doğanın tabanından zirvesine kadar ne var? Doğanın akışı ne? Doğadaki değişkenlik ne? Doğadaki sürdürülebilirlik ne? Doğada hangi canlılar vardı ve hangi canlılar yok oldu, hangi canlılar geldi? Kar kitleleri nasıl eriyor? Bunları yaşamak. Öyle bir sevgi, tutku var. Yani esir kalmış bir grup adamı düşün. O 20 yaşına geliyor, çocuğuna karışıyor. Kavuştuğu zaman nasıl mutlu oluyorsa, ben de bir dağın, bir tepeden aşağı seyrettiğim zaman böyle mutlu oluyorum. Yani bu da uzun yıllar doğada, doğayla bağdaşık yaşayınca onu hissediyorsun. Doğada yaşamaya başladım ve daha çok mutlu olmaya başladım. Ve bu nedenle de birçok doğa severle tanıştım. Doğa ile haşir naşir olan insanları eşlik ettim, rehberlik ettim. Beraber yürüdük, mutlu olduk yani. Güçlü bir kitleye koşmuşum aslında ben. Neneme sorardım, işte Ruslar işgal ettiğinde, yani yoksul denileceğin ötesinde olan bir yerde, oğul derdi, aynen böyle, şu otun pancarını yaptım, oğul bu otun pancarını yaptım, şu pancar yedim dedi. Ve ben o nenemin pancar dediği bitkileri, yani yeresel isimleriyle ve görsel olarak tanıdım ve onlara beslenmeye başladım. Daha sonra onlara yakın olan bitkileri de o menüye atıp bitki sayısındaki kalemi çıta yükseltmeye çalıştım. Bu nedenle yaklaşık 70 kalem civarında ben bitki bulup yiyebiliyorum burada. Thank you.
İlk önce yerleşim bir ocak yapıyorum. Ocağın üstüne taş koyuyorum, alttan ısıtmalı. Çekildiği zaman sabaha kadar sıcak tutuyor. Müthiş bir barınma sistemi bu. Hayatta kalma yöntemlerinden sadece bir tanesi. Hani insanlar soruyorlar, dağlarda nasıl banyo yapıyorsun? Mini şaleler var, ben yüzme bilmiyorum. Mini şalelerin dibine giriyorum, derelere giriyorum. Huzuru ilmek ilmek, yani son nokta içine kadar çekiyorsun. Bunu da tarifi olmuyor ki, yaşayınca görüyorsun. Ömrüm dağlarda geçti. Çok şey kaybettim. İşim olmadı, bir şeyim olmadı ama orada bazı insanlar çıktı dedi, iş buldu dedi. Ben işsiz değilim ki. Nasıl işsiz değilsin? Çalışacaksın, para alacaksın, geçimi sağlayacaksın. Yamaç geçim sağlamaksa ben bunu doğada da sağlıyorum zaten. Ne para harcıyorum ne de kazanıyorum o zaman. Yani kazanıp avamelerden, süpermarketlere gerek yok ki. Benim mutfağım doğa. Benim evim doğa, doğanı. Benim her taraf geniş. Her dağda yenilen bitkiler var. Onlardan isve ettim, bitti. Kışın da yiyorum. Tabii son olarak yine bir İzmir Belediyesi'nde çalışıyorum. O da doğayla işim. Yani doğayla olmasa yine çalışmam yani. Doğadan koparsınlar İzmir'de kaldı dedikleri zaman istifa eder giderim yani. Ya bana deli demeleri yetersiz, bir de ekleme yaptılar, zır deli diyorlar. Neye göre deli diyorsunuz dedim. Yaptığınız işe bakıyorum, asıl deli sizsiniz yani bana göre. Spor yapmıyorsunuz. 200 metre gittikten sonra nefes nefese kalıyorsunuz. Obezite olmuşsunuz. Göbek almış, uçmuş. Nefes darlığı var. Her yere araba gidiyorsunuz. Bir kere vücut mekanizmasına siz yatarak diyorum kilit vurmuşsunuz. Yani çalışmıyor. Paslanmış. Kara lastikten 46 kilometre koştum yani. Üçüncülük derecesi de aldım. 1000 küsür TL'lik ayakkabı olmadan koşabiliyorsun yani. Sarıktan bile koşarsın. Yeter ki yap. Yani yeter ki bedenini yürüt. Yürüttüğün zaman yolunu buluyorsun. Ağaç diktim. Bu bir sosyal sorumluluk. Ateş yakarken bir canlının evinde yakmak istemiyorum. Yaz dönemleri orman gibi yerlerde hiç yakmıyorum. Yakmayın diye de birçok yerlerde sunum yaptım, anlattım. Çöpü atanlar tepki veriyorum. Yani çöpünü atanlar benimle yolculuk yapamaz. Ayıların beslenmesini, ayıların çiftleşmesini, yavrularını, her şeyini ben gözlemledim. Çok merak ettim. Yani 3-4 yıl üzerine düştüm ve suçu insanda buldum. Yani insan hayatta demiyor işte ayı saldırı vakasında filan yerde ayı insana saldırdı ama perde arkasını bilen yok. Niye? Çünkü insan ayıya saldırmış önce. O görünmüyor. Burası havayı fişek atma yeri değil, ateş etme yeri de değil. Tek bir hayalim var, bir kitap yazmayı düşünüyorum. İsterse hiç okunmasın. Dünyanın en kötü kitabı gibi. Ya ismini öyle koyacağım ya da ona bir yak koyacağım. Kalkıp kimse de dünyanın en kötü kitabını yazayım demez benden başka. İçeriği de şu işte, kendi gözümle ya da kendi gözlemimle dolan. Küçük çocuklar anlatmak istiyorum. Nedeni büyükler yapacağını yapmış ve anlatan olmamış.
Ama daha küçük çocuk yolun başında. O hiçbir şey yapmamış. Belki ileride bir doğayı sever, bir doğayı korur. Bir canlıya saygı duyar,